Beşiktaş maçı. İsmet Görsel'i imza alalım Beşiktaş'ın. Kral Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. 3-1 gibi bir galibiyetle Giresunspor'u yendi. Bu arada Kral bakar mısın? Büyüt İsmet. O 3-1'i bir büyüt. Kral bir görsün. Beşiktaş'ın bütçesine bir bakalım, kadro değerine. 113 milyon euro. Giresunspor'un 16 milyon euro. Evet, süpermarketlere bakkalların yarışı. Katılıyor musun? Savaşı. Bakkallar süpermarketlere karşı. Bu bütçe müthiş bir bütçe kral ya. %100 Ya fark bu var. bunlar kazanmasın, %100. kim kazansın kral ya? Ya böyle bir fark olur mu ya? Gerçekten. Evet kral, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 skorla kazandı. Giresunspor 21. dakikada Bayiç'in attığı golle öne geçen taraf oldu. Siyah beyazlar 39. dakikada Abubakar'ın penaltı golüyle skoru eşitledi. Kamerunlu Yıldız 45 artı 5. dakikada ise durumu 2-1 yaptı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken son sözü söyleyen isim 54. dakikada Nathan Redmond oldu. Süper Lig'deki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş 2 maç fazlasıyla puanını 55 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 24 puanda kaldı. Evet kral, ne dersin Beşiktaş'la ilgili? İsmet, sen o arada kadroyu Beşiktaş'ın koyarsan kraldan da Beşiktaş'la ilgili üst üste aldığı Yücel. galibiyetler. Evet Yücel. kral. 5 maçtır galibiyetle bitiren bir Beşiktaş var. Galibiyeti isteyen bir Beşiktaş var. İnanmış bir Beşiktaş var. Artı Abubakar gibi, Cenk Tosun gibi ve Gazdal gibi iyi futbolcusu var. Kaliteli takım yaptılar. Bir de Kral geçen hafta Redmond da iyi şeyler yapıyor. Redmond'u var. Güzel bir şey söyleyeyim mi? Redmond çok iyi işler yapacak. Bak göreceksin. Hoca biraz onu geç oyuna koydu ama yani hep yedekte tuttu geldiğinden beri. Ama Redmond Fenerbahçe maçında neler yapabileceğini ortaya koydu. Giresun maçında da çabukluğuyla, dikine oynayarak, futbol aklıyla ve süratiyle çok çabuk adamı eksiltip Abubakar'ı, Cenk Tosun'u gol pozisyonlarına sokan ve şutu deneyen, kaleyi gördüğü zaman direkt kaleye vuran çok üst yetenekli bir oyuncu. Ben şunu iddia ediyorum. Geleceğin Beşiktaş'ın yıldızlarından biri olacaktır. Ben iddia ediyorum en kısa zamanda da 2-3 senelik şey yapılmalı. Sözleşme Gert'le sözleşme mutlaka yapılmalı. En az 2 sene. En az. Evet, Kral Beşiktaş maç başına 3 gol atıyor. Zaman zaman kötü oynuyor. Bazen geriye düşüyor. Ancak bir şey değişmiyor. Her daim arzulu, her daim iştahlılar. Kolaya kaçmıyorlar. Hatta çoğunlukla zoru deniyorlar. Gezal maçın büyük bir bölümünde Gezal'dan çok uzaktı. Pas hataları yaptı ama aynı Gezal o Çok hataları yaptı. yaptıktan dakikalar sonra çok kaliteli, mükemmel bir asist yaptı. Şenol Güneş'le yükselen bir futbolcu grafiği var ve Beşiktaş var. Kral, hemen analizlere geçelim. İsmet, bir numara Evet. geldi. Evet, Kral, 21. dakika. Boraz Aysın ortasına Bayiç akıl dolu vuruş yaptı. Skor 1-0 oldu. Beklenmedik bir goldü bu. Çünkü burada Salih Bayiç'i kaçırdı. Çok daha yakın mesafeden Giresunsporlu Bayiç golü yaptı. 1-0 öne geçtiler. Numara gelsin İsmet. Kral, Salih'in yaptırdığı penaltı vardı. Bu penaltıyı kullanan isim Abubakar'dı. Çok kaliteli bir penaltı kullanışı yaptı ve skoru 1-1 yaptı. Ne diyorsun Kral? İsmet, bir dön bize. Gelirken durakladı. Gösterdiği yerin tam tersine yalancı hareketini gösterdi. Nasıl buluyorsun bu penaltıyı Abubakar? Tam bir Ya golcü penaltısı Yücel, değil mi? Yücel, biraz ben çekinirim böyle penaltı atmaya. Kaleci orayı gösterip bu tarafa gitse kucağında topu alırdı. Nasıl bir güvense bu, nasıl bir vuruş taktiğiyse ben algılayamıyorum. Yeni futbolda böyle enteresan penaltılar var. Ne yalan söyleyeyim. Ama bana sorarsan ben dener miyim? Hayır denemem, deneyemem. Çünkü kaleci doğru yeri hesaplarsa hiç acemilik çekmeden
tınk diye ufak bir plonjonla topu kurtarabilir. Zaten kalecinin iki hakkı var. Ya sağa atlayacak ya sola ya da duracak. Ben olsam böyle atan futbolcuların pozisyonunda ben durur beklerim. Son anda ayağının yaptığı açıya göre tercih ederim solu veya sağı. Ben bu penaltıların 5'te 2'sini kurtarırım. Şu anda. Eminim. Evet. O zamanlarda kurtarıyordun kral kaleye geçip. Kral burada yalnız kaleci Ferhat bu maçta iyi oynadı. Katılır mısın bana? Yani Giresunspor'un kalesini çok iyi korudu.